sosyalist arkadaşlarımız herkes oturduğu konutun sahibi olacak deyince en çok bir iki konutu olanlar zıpladı. O yüzlerce konutu olanlar hiç oralı bile değil. Onun için ikinci konutlara ağır vergilendirme getirmelisin. Daha ileri bir şey söyleyeyim. Miras bırakamamalısın. Bir sürü hırsız, arsız kazancını inşaatta aklayan kendi bu dünyadan cehennem olup gidiyor. Geride kalan, serveti kalanına helal ve meşru oluyor. Toprak eğer devlet devlet diyorsanız toprağı, toprağın kendisi devletin olsun. Üst kullanım hakkını al bak bakayım. Barınma hakkı bir sorun olarak kalıyorum. Peki bunu yapmak güç mü? Bütün muhalefete sesleniyorum kendimizi de katarak. Kardeşim bu halk senin enkazın önünden bağır çağır ben de yaptım. Bağır çağır. Bununla zerrece ilgilenmiyor da etkilenmiyor da. Nizam kurabilme, ve gelecek projeksiyonu kurabilme kapasitenle ilgileniyor senin. A kardeşim çocuklarına birer daireden fazla miras bırakamasın. Bırakırsan o binanın dört katı kadar vergi korun. Oradan aldığım vergiyi de barınma hakkı için kullanırım diyecek bir iradeyi arıyor. Yan yana duralım. Yan yana durup halay çekmeyeceğiz. Yan yana durup doğru laflar eder. Buna bu bu söze bu sözün neresine itiraz edilebilir? Eğer rantiye Bu dünyanın en adaletsiz işi. Belediyede biri imza atacak, sen iki kat fazla çıkacaksın ya da e, on metrekare fazla yapacaksın, Hı. milyonlarca dolar kazanacaksın. Sonra da bunu çocuğuna bırakacaksın. Çocuğun da bununla yaşamadan, bir şey üretmeden sefa sürecek dar ceketlerle. Böyle tight pantolonlarla böyle bir zengin türü zuhuretti. Onun için İstanbul'u konuşacaksak işte avcıları nasıl toplayacağız? Kadıköy deprem bölgesinde mi? Buralardan değil. Bir irade lazım, bir muhalif akıl lazım. Biz söyleyemiyoruz kardeşim. Üstümüzde biz ne söylesek televizyonda diyor ki o partiye